Gözde Hanımcığım, çok basit bir soru sormak istiyorum. Kilo vermek az yemekten mi geçiyor? Biz kilo verme konusunda biraz kafamız mı karıştı bizim? Evet. Bu benim danışanlarımda çok gördüğüm bir durum. Şimdi az yiyerek aslında hani kalori kısıtlamasıyla kilo vermiyoruz aslında. Evet, o bir kısmı. Fakat sadece kalori kısıtlayıp çok az beslenen danışanların bana geldiğinde, beslenme öyküsüne baktığında kilo veremiyorlar. Bizim kaloriyi kısarken, yani bizim metabolik sağlığımızı etkilemeyecek şekilde aynı zamanda vitamin mineralden zengin, postadan zengin, probiyotik takviyeli, prebiyotiklerden zengin, yani o probiyotik bakterileri besleyen besinlerden yaptığımızda daha hızlı kilo veriyor. Yani ben gelen danışanlarımın aslında aldığı kaloriden çok daha yüksek ama zengin bir diyet verdiğimde kilo vermeye başlıyor. Ama benden önce çok daha düşük kalorili yiyebiliyordum mesela. Dolayısıyla orada bizim metabolik sağlığımızı destekleyecek vitamin, minerallerin, antioksidanların, fitokimyasalların yeterli miktarda alınması gerekiyor aslında. Zengin diyet ne demek? Onu not alıyordum tam, sorabildim. Zengin diyet ne demek? Zengin diyet aslında vitamin, mineralden zengin, antioksidandan zengin. Yani bizim bu epigenetik dediğimiz anti-inflamatuar beslenme, birbirleri çok yakın olan şeyler. Biz ne kadar çok vitamin, mineralden çeşitlendirirsek, yani zengin diyette bir gün içerisinde kendinize şunu sorabilirsiniz. Ben bugün gökkuşağı renginde kırmızıdan, mordan, turuncudan, koyu yeşil yapraklardan yedim mi? Şimdi o kadar çok biliyoruz ki havuç çok sağlıklı, brokoli çok sağlıklı. Bütün sağlıklı besinleri biz artık hem okuyoruz hem biliyoruz. Ama ben sorduğumda en son ne zaman havuç yediniz? En son ne zaman brokoli yediniz? En son ne zaman çiğ sarımsak hani tükettiniz? Ya da başka pancar ne zaman yediniz? Yani mor lahana ne zaman yediniz? Bunları aslında düzenli tüketmiyoruz. Biz bunları düzenli tükettiğimizde işte o kilo vermeyi de kolaylaştırıyoruz. İçerisindeki vitamin, mineraller. Ama bunu tek besine değil, çeşitlendirmek. Çünkü bütün o besinlerden gelen işte antioksidanlar, vitaminler birbirleriyle çark gibi çalışıyor. O saat çarkı gibi düşünebilirsiniz aslında. Mesela bir portakaldaki C vitamini aslında portakalın içerisindeki diğer bileşenlerle birlikte daha etkili oluyor vücudunuzda. Hı hı. Hani bir kapsül, tabii ki bunları da destekliyoruz hasta olduğunuzda ama bir kapsül almaktansa bir portakaldaki diğer bileşenlerle vücudumuza etkisi çok daha fazla oluyor. Mesela şimdi bizim evde Kasım, Aralık, Ocak sen söyleyince havuç, sarımsak, pancar, salatalık ve lahana turşusu zamanı bizde. Sofrada bunlar. Hem her renk, beyazımız, evet, yeşilimiz, portakal rengimiz, morumuz, bir de turşu yani. Benim çocuklar onları böyle, probiyotik değil mi? Evet, önemli aynen. Bir şey yani. Bu arada benim önerdiğim besinler arasında, yani bu sebzeleri ben çok kullanıyorum. Evet. Bir de bunun turşusu olduğunu çok daha iyi. Değil mi? Evet. Benim çocuklar böyle leblebi gibi o sarımsak turşusunu yiyor. Ben böyle şifa alıyorlar diye bir mes sofrada yiyin çocuğum. Bir baş sarımsak daha getiriyorum deyip aralarını da bitirdikçe mutluluktan çıldırıyorum. İnsan aslında gerçekten çocuklarım üzerinden bu deneyimi yaşıyorum. Kendi üzerimizden de bu deneyimi yaşama hazzına gelsek sağlıklı bir şey yediklerindeki duygum çok mutluluk verici. Orana hiç takılmıyorum. Evet. Bir tane bile yesin sağlıklı. Sanki bütün bedeni şifalanıyormuş gibi. Öyle oluyor zaten. Değil çünkü mi? Yani yediğimiz besinler bizim genetik, artık epigenetik oluyor. Yani genetiğimizi bile. Epigenetik ne? Epigenetik aslında şu. Bizim çevresel etmenlerle yediğimiz, içtiğimizde genlerin üzerindeki mutasyonlar, değişimleri inceleyen bir bilim dalı. Yani biz bu besinlerle yani genetiği iyi yönde etkiliyoruz hastalıklar konusunda. Yani o yüzden mesela bir diyetisyene gittiğiniz zaman evet zayıflamak için gidiyoruz ama biz sadece zayıflatmıyoruz. Bir anamnes formunda o kişinin geçmiş hastalıkları, aile öyküsü, aile öyküsündeki hastalıklar, buna göre bir beslenme stili oluşturuyoruz. Hmm. Çünkü o kadar önemli ki ona göre beslenmesi. Bu epigenetik beslenme zaten ilerledikçe artık kişiye özel, o kişinin genetiği araştırarak sen bunu yemelisin, işte brokoliyi daha çok tüketmelisin. Çünkü sende bu gen mutasyona uğramış, bunun içerisindeki sebzenin içerisindeki antioksidan sana daha iyi gelecek. Ama bunlar tabii ki çok daha ileride. Peki şimdi bu kadar şey bir arada konuşulurken işte ketojenikler, glutensizler, epigenetikler. Hı hı. Şimdi nasıl bir yerden kapsıyor epigenetik beslenme? Atıyorum belki birine gluten yarıyor mu oluyor bu hikayenin içinde? Aslında gluten şöyle, bir hastalık varsa, çölyak varsa, gluten hassasiyeti varsa gluteni çıkartabiliyoruz. Ama onun dışında gluteni çıkartmak... yani ne kadar doğru bilemiyorum. Beni rahatsız ediyorsa ben çıkartırım. Bu beni sağlıksız yapmaz. Aksine daha iyi hissedebilirim. Hı hı. Ama normal bir bireyde onu çıkartmak onu daha sağlıklı hale getirmiyor. Aslında bizim en çok önemsediğimiz meyve sebzeleri
doğru tüketmesi, yeterli protein alımını yapması, probiyotiklerden zengin beslenmesi, işte polifenollerin olması, fitokimyasalların girmesi. Yani bu şekilde fitokimyasal çizim. Fitokimyasal ne de var? Fitokimyasallarda aslında bu epigenetik beslenme hep sürekli oraya geliyor ama işte beta karotenler, havuç, işte turuncu sebzeler aslında, bal kabağı, kayısı gibi meyvelerde de. Onun dışında izotiyosinatlar var, pancar, turp, lahana, yine mor. Kök sebzeler aynı, mor da, beyaz da. Onun dışında kurkumin var, zerdeçal, bunları sık tüketmemiz gerekiyor. Ama zerdeçalda bir nokta var mesela. Biz zerdeçalı hep duyuyoruz, işte karabiberle tüketin, işte etkisi daha çok artar. Hı-hı. Bir de zerdeçalın ısıl işleme maruz bırakılmasıyla, ısıl işleme maruz bırakılmadan tüketilmesinin çok farklı faydaları var. Isıl işleme maruz bıraktığımızda DNA hasarını engelleyecek işte o özellikleri ortaya çıkıyor. Isıl işleme maruz bırakmadığımızda da gribal, işte viral enfeksiyonlarla daha iyi oluyor. Yani yemek pişirdim, içine zerdeçal ve karabiber koydum. Onun başka bir faydası var. Bu tarafta bala karıştırdım, çocuğuma yedirdim karabiberle, başka bir faydası aynen var. Aynen öyle. Bunu mu demek istediniz? Peki, kişiler bazen böyle hani yerler sonra derler ki ay çok yedim artık kilo vermem lazım. İşte bir diyet listesi uygular, diyetisyene gider ama bir türlü kilo veremez. İşte bir kısmı der ki artık yaşımdan ötürü herhalde metabolizmam zayıfladı. Bir kısmı der ki işte menopoza giriyorum herhalde ondan. Neden oluyor? Bir yerden sonra niye kilo vermek daha zorlaşıyor? Şöyle, bunun birçok sebebi var ama beslenme konusunda çok iyi gidiyorsa, yani ben çok sağlıklı besleniyorum, işte yediğim de bu, aslında bakıyorsun sağlıklı, o zaman fizyolojik sebeplerine bakıyoruz. İşte fizyolojik sebeplerde de kan tahlili istiyoruz. D vitamini eksikliği var mı? Herkes de var D vitamini artık eksikliği D vitamini, artık. Aynen, hiçbirimiz koruyucusuz güneşe çıkmıyoruz. Evet. Kışın da zaten kazaklar altında imkansızlaşıyor. D vitamini kullanımı bizim ülkemizde hala çok az. Evet. Yani güneşli günler görüyoruz tabii ki ama ben İsveç'te yaşıyorum. Ve İsveç'te kışın D vitamini, ya sular bile D vitamini eklemeli oluyor. Ne diyorsunuz? Aynen. Gerçekten mi? Çok fazla D vitamini kullanıyorlar. Çünkü onun dışında kışın başka bir türlü yükseltmemiz mümkün değil. Tabii. Yani güneşin gelen açıları da bizi etkiliyor. Kilo vermede yine B12 düşüklüğü metabolizmayı zayıflatıyor. Demir eksikliği aynı şekilde metabolizmayı zayıflatıyor. Kilo vermemizi engelliyor. Yani o kandaki oksijeni hücreye taşıdığı için hücreyle oksijen birleştiğinde yağ yakımı başlıyor. Yani hidrojen ve oksijene bizim ihtiyacımız var. Onu da demir yapıyor. Demir eksikliğinde zaten kilo vermek çok zor hale geliyor. TSH değerlerine bakıyoruz. İnsülin direnci, leptin direnci, bunların hepsini değerlendirip o şekilde o kişiye özgü diyet oluşturuyoruz aslında. Peki siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz, İsveç'te mi? Ben İsveç'te yaşıyorum. Ankara'ya da ailemin yanına işte ziyarete geldi. Aynı. Peki oradaki güncelle buradaki güncel bir mi gidiyor? Şöyle, oradaki, yani biz normalde WHO'nun değerlerini, Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlerini kullanıyoruz. Nordik ülkeleri çok daha başka çünkü onların gen sistemi ya da beslenme şekilleri de bizden farklı. Mevsimlerimiz çok farklı. Evet, aynen, ve çok yüksek omega 3 kullanıyorlar mesela. Bizde de ama omega 3 kullanımı çok önemli bir hale gelmeye başladı. Bir probiyotik, bir omega 3, bir de işte D vitamini dediğiniz gibi. Aynen. Çünkü yeterli alamıyoruz aslında. Yani hangimiz haftada 2, ya artık bunu 3'te bile tutabiliriz, 4'e bile çıkartabiliriz eğer kalp damar rahatsızlığı varsa. Ama ben haftanın 3-4 günü balık yediğimi hiç bilmem. Çoğumuz da onu yapmıyoruz. Tabii. Yani fırsat olmuyor, kokuyor diyoruz, evlerde pişmiyor gibi. O yüzden omega 3 takviyesinin de alınması gerekiyor. Bazı hastalıklarda bunun mikrogramları, işte gramajları artıyor ama belli kişilerde de hani ne kadar tüketiyorsun? Sen haftada fix 2 tüketiyorsan ve sağlıklı besleniyorsan da yağlı tohumları alıyorsun. Okey. Ama onun dışında mutlaka bir omega 3 takviyesi olması. Peki yeşil çayımız geldi Necla Hanımcığım. Yeşil çay anlatacaktınız. Evet. Şifa olsun. Anlatınız çünkü çok merak ettim. Teşekkür ederim. Şimdi yeşil çayımıza. Şimdi burada yeşil çayda polifenoller var. Yine epigenetik beslenmede ben o beta karotenleri, işte kurkuminleri falan saydım. Bir de polifenol var. Biz günde sadece 2 kupa yeşil çay içerek sağlığımıza çok büyük bir katkı sağlayabiliyoruz aslında. Fakat bunu da yapmıyoruz. Şimdi beslenme uzmanları, doktorlar hep aynı şeyi söylüyor gibi oluyoruz. Ama bir hatırlatıcı etken olmadan ben haftanın her günü salatama işte havuç, pancar eklemiyorum, nar tüketmiyorum, blueberry tüketmiyorum ya da işte baktığımda ben gün içerisinde ne kadar yeşillik yaptım, işte yeşil çayımı içtim mi, bunlar olmuyor. Yeşil çay da bir epigenetik beslenmede DNA hasarını koruyan. İki fincan.
Evet. İki fincan geçmemek gerekiyor. Kişiye özgü diyet. Şimdi tabii danışanlarınız var ve birebir listeler veriyorsunuz. Çok mu önemli? Yani ben sizden bir liste aldım. Çok iyi geldi bana. Ben onu arkadaşıma veremiyor muyum? Olmuyor aslında. Hmm. Şöyle yaşınız, boyunuz, kilonuz farklı olabiliyor ve kişiye özel olması da sadece kişinin kalorisini ayarlamak değil, kan değerlerine bakmak. Neler var, pikosu mu, insülin direnci mi, kolesterolü mü, buna göre. Bir de bence bu çok büyük atlanan bir konu. Yaşam tarzımız var. Çoğu kişi diyete girdiğinde sosyal hayatımı bırakacağım. İşte arkadaşlarımla gittiğimde bir şey yiyemeyeceğim. Ya da ben işte çok yoğun çalışıyorum, yemeklerimi nasıl hazırlayacağım? Öğlen ofiste işte tüketemeyeceksem evden götürmeye çalışıyor. Çok büyük böyle değişimlerle başlamak istiyoruz. Onu yapamıyorsa diyorum ki ya size hangisi uygun? Ona göre o kişiye özel bir plan yapmamız gerekiyor. Hmm. İş yerinde yiyorsa iş yerinde gittiği restoranlar veya işte çıkan yemekleri göz önünde bulundurarak o şekilde ona göre hazırlıyoruz.